siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, mitingimize destek veren Tokatlı hemşerilerim diyorum. Yiğit Gazi Osman Paşa'nın torunları olarak sevgili tekel işçisi kardeşlerim, bacılarım, sevgili çocukları, boz toprağın yiğit insanları, sendikamızın düzenlemiş olduğu Tokat mitingine iştirakinizden dolayı sizleri Türk İş Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndan sizlere ve hükümete sizlerden aldığım güçle Tokat halkının, esnafının, çiftçisinin, memurunun sesini duyurmak istiyorum. İstihdam ve gelir kaynağı tekel sigara fabrikasını hep beraber sattırmayıp kapattırmayıp özelleştirmesini engelleyecek biz. Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Demokrasi, sendikal demokrasi örgütlü toplumda sağlanır. İşte burası bir örgütlü toplumdur. Siyasi istikrar da örgütlü toplumun sesine kulak vermekle sağlanır. Bu nedenle hükümete Tokat Cumhuriyet alanında işçisinin, Samsun işçisinin, Malatya işçisinin sesine kulak vermesini diliyorum. Temenni ediyorum. İş ekmek yoksa barış da yok. Bu bozuk havasını burada sizlerle dağıtmaya, Tokat'tan teker işçilerinin
istiyorum. İşçisinin huzurunu kaçırmayınız. Sosyal barışı bozmadan güzel ülkemizde tekel işçisinin tokal haklarını barış ve huzur içerisinde bu görkemli toplumun sesine kulak vermesini temenni ediyor. Onlardan duyarlılık bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, mutsuz toplumlarda mutlu bireyler yaşayamaz. Bunun en güzel örneği Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son yapmış olduğu istatistiklerde gelir dağılımı bozulması, yoksulluğun yüksek seviyelerde olmasından dolayı kapkaç, hırsızlık, gasp olayları %75 oranında artış gösteriyorsa bunu ülkeyi yönetenler mutlaka görmek zorundadır. Yedirmek, ayrıca da fabrikaya sahip çıkarak üretimi gerçekleştirmektir. Onlara bu yaptıklarının hesabını günü geldiği zaman sormaya karar veriyor musunuz? Gün gelecek, devran gelecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran gelecek, AKP halka hesap verecek. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede üreten alın terinin yaratılan katma değeri ülkenin ekonomisine, hazinesine katkı sağlayan tekel işçisinin yabancı tekellere ve onların işbirlikçilerine peşkeş çekilmesine müsaade edecek misiniz? İBF reform. Bu memleket bizim. İBF. Neden sizlerden, tokatlılardan ve Türkiye genelinde işçi hareketinden ki diriliş ve uyanıştan aldığımız cesaretle hükümeti buradan uyarıyorum. Ülkenin kaynaklarını, ülkenin birikimlerini yabancı çok uluslu şirketlerle yerli işbirliklerine peşkeş çekilmemesini, bunun yanı sıra bu konuda yapılacak bütün uyarılara mutlaka duyarlı olmalarını istiyorum. Arkadaşlar,
bir söz vardı. Yağmur yağar çiçek çiçek. Bugün bize ise kayıp, yarın size. Kendilerine özelleştirmeye 4046 sayılı kanunda vermiş olduğumuz rapor doğrultusunda stratejik kitlerin özelleştirmesi konusunda ve özelleştirme mağduru olarak 8500 kişinin geleceğinin belirlenmesi konusunda duyarlılık göstermeyen iktidarla mücadele etmek hepimizin boynunun borcudur diyorum. İş etmek yoksa barış da yok. İş etmek yoksa barış da yok. İş etmek yoksa barış da yok. Değerli arkadaşlarım, bu ülkeyi 2 yıllık dönem içerisinde 90 milyon dolarlık borçlanmaya götüren iktidara soruyorum. Bu borçlanmayla nerede iş, nerede yatırım, nerede çalışanlara ücretler? Bu paralar hortumculara, soygunculara ve diğer bütün kurum ve kuruluşlara gitmesine vesile oldular. İnadına eylem, inadına direniş. İnadına eylem, inadına direniş. İnadına eylem, inadına direniş. Değerli Tokatlılar, kıymetli işçi kardeşlerim, borçların Osmanlı'dan bugüne kadar geniş trendlerine baktığımız zaman ülkeyi ekonomik bağımlılığına elinden alan, psikolojik bağımlılığa yollayan, kültürel bağımlılığı arttıran, teknolojik bağımlılığı geçtiği zaman mutlaka ki korkunç afetlerin yaşandığını yaşamış millet olarak biz tekel işçisinin, seka işçisinin, onun yanı sıra maden işçisinin, köy hizmetleri işçisinin geleceğine sahip çıkmak hepimizin görevidir diyorum. Geliyor, 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 geliyor.
arkadaşlarım. Ağaç kökleriyle yaşar. Türk işsizlerle, Türk iş burada bulunmayan üyeleriyle, sendikalarıyla yaşayacaktır. Sizin de yaşamanız için sonuna kadar mücadele verecektir. Güç vermek sizden, gereğini yapmak da bizden. Gelişmesinde de işçi hareketi ve sendikalar en büyük umuttur. Siz sendikanıza ve sendikalarınıza sahip çıktığınız müddetçe geçmiş iktidarların bizim dediklerimize kulak asmamalarından dolayı başlarını taşa vuranlar 3 Kasım'da dersini alıp 2 tanesi İstanbul'un, biri Anadolu yakasında, biri de Batı yakasında evlerinde siyaset yapmaktadırlar. Bu iktidarı da aynı hakikate sizler de ulaştırabiliriz. Sizlerin kararlılığı 38 günden beri Şeka'da can siperhaneye mücadele veren Şeka işçisinin kararlılığı bize güç vermektedir. Siz de bu güç kararlılık olduğunuz sürece biz de gereğini yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Sahipleneceğine inancın tam olduğunu gösteren en büyük gerçektir. Bu nedenle bu toplantıdan umutla, onun yanı sıra güvenle aranızdan ayrılıyorum. Sizin sonuna kadar yanınızda olacağımızı. Sağ ol Sayın Başkanım, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Gönül açı doğrusu. Gönül açı başkanım. Ben bir günümüze Yüksel'in MHP'nin başına bir yüksel. Büyük Birlik Partisi yeni başkanı Ali Bilgiler'e ne diyecek ederim sen böyle. Sizi tebrik ediyorum. Evet.
hayattır. Bu biraz hayattır. Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede? Biz oradayız. Değerli arkadaşlarım, geçmiş hükümetlerde 222 fabrikayı yakınlarına, taraflarına, vurgunculara peşkeş çekti. Soruyorum size, özelleştirmeden devlete tek kuruş faydası olduğunu söylesinler, gözlerini kocaman. Hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Geçmişte birçok müesseseyi satan, meydanlara sığmayan siyasi partiler nerede şimdi? İşte onu tarihin karanlıklarına gömdünüz. Hiç unutmayın, kim olursa olsun, ben de dahil, sizin alın terinize ihanet eden kim olursa olsun, cevabını verin, cevabını. Korkmayın. Tokat halkından. Tokat halkından bir isteğim var. Bu emekçilere destek olun, sahip çıkın değerli arkadaşlar. Sahip. Sahip çıkın. Ve sözlerimi toparlıyorum değerli arkadaşlarım. İMF politikası çiftçiyi öldürdü. Emekliyi öldürdü. Tarımı öldürdü. Şimdi Cumhuriyet döneminde kalan müesseseleri tek tek yok etmeye çalışıyorlar. Bu nedir biliyor musun değerli arkadaşlarım? Dün Ulupınar'dan, Urfa'dan, Gaziantep'ten, Türkiye'nin bir tarafından ülkeyi işgal etmeye gücü yetmeyen işgal güçleri bugün parasıyla adım adım Türkiye'yi işgale çalışıyor. Sizlere güveniyoruz, sizlere. Buna müsaade etmeyeceksiniz. Buna müsaade etmeyin. Var. Gücün varsa ki vardır, Cumhuriyet Hükümeti'nin başbakanısın. Teker işçisiyle uğraşma. Türk subayının başına çuval geçirenlerden uğraş. Çuval. Çuval geçirenlerden uğraş. Değerli arkadaşlarım, bir kez daha söyleyin. Deyin ki Sayın Başbakan, bu ülkeye bir çivi çaktın mı? Bu sigara fabrikasını sen mi kurdun ki sen mi diyorsun? Sen mi kurdun bunu? Siz böyle oldukça değerli arkadaşlarım, hiçbir güç sizin ekmeğinizi elinizden alamaz. Çünkü siz namusunuzla çalışıyorsunuz. Haysiyetinizle çalışıyorsunuz. Çoluğunuzun çocuğunun rızkı için çalışıyorsunuz. Eğer para arıyorsa bankayı batıranlarda 50 milyar dolar devletin fakirin fukaranın alacağı var. Gitsin onu alsın, onu oraya gitsin. Değerli arkadaşlarım, İçinizde köy hizmetlerinde benim yerlerim de var. Sizi gözünden öpüyorum. Hiçbir zaman ne köy hizmetleri ne teker işçisi, hiçbir kimsenin kuru kurban olmayacak. Kendinize güvenin. Ve sizlere bugüne kadar güvendik. Bundan sonra da güveniyoruz. Saygıların, sevgilerin yücesini sunuyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Bütün gibi sen.